basına ve kamuoyuna. Uyarıyoruz. Oyalama değil, hakkımız olanı istiyoruz. Sağlık ve sosyal hizmet emekçileri bu çalışma rejimini kabul etmiyor. Artık bıçak kemikte. Bugün gelinen aşamada tüm sağlık ve sosyal hizmet emekçileri ağır çalışma koşulları, uzun nöbetler, eksik istihdam, sağlıkta şiddet, özlük haklarının aşındırılması nedeniyle zor durumdadır. Genç hekimler başta olmak üzere sağlık emekçileri ülkeyi terk etmekte çareyi arıyor. Kamuoyuna yansıdığı gibi ağır çalışma koşulları, mobbing ve hukuksuzca yapılan ihraçların etkisiyle intiharlar yaşanıyor. Uzun nöbetler sonrası uykusuz kalanlar trafik kazalarında yaşamlarını yitiriyor. Yüzlerce sağlık emekçisi pandemiyle mücadelede yaşamını yitirdi. Yüz binlercemiz de COVID hastası oldu. Bu da yetmezmiş gibi yoksulluk sınırının altında, açlık sınırının biraz üzerinde düşük gelirleriyle hepimiz geçinemiyoruz demeye başladık. Evet, artık bıçak kemiğe dayanmıştır. Onun için iş bırakarak, bugün alanlara çıkarak uyarıyoruz. Sağlık ve sosyal hizmet emekçileri salgın döneminde canla başla çalışırken aynı zamanda işsizlikle, işten atılmalarla, yoksullukla karşı karşıya bırakılmıştır. Sağlık ve sosyal hizmet emekçileri artık bu şartlarda çalışamıyoruz diyerek istifa ederken, emekli olurken, sağlık emekçileri yurt dışına göç ederken tüm bu sorunları konuşmak için defalarca 2 yıldır sendika genel merkezimiz Sağlık Bakanlığı'na randevu talep etmiş, ancak hala bu randevu bu sorunları dile getirmemiz imkanı sağlanmamıştır. Ancak bazı sendikalara çat kapı randevu verilerek anında görüşmeler yapılmakta, hala bu görüşmeler sürmektedir. Yapılan tüm düzenlemelerle ilgili sendikamıza hiçbir bilgi ulaşmamıştır, çağrı da yapılmamıştır. Mevcut sağlık sistemi, iş kolu emekçileri ve halk açısından da iflas etmiş durumdadır. Halkın sağlık hizmetine ulaşımı zorlaşmıştır. Kronik hastalığı olanlar bile bu pandemi döneminde tedaviye ulaşamamıştır. 14 kalemde katılım payları ile ücretler alınmaktadır. İlaçlar ödeme kapsamından çıkartılarak çok sayıda ilaçla erişim kısıtlılığı yaşanmaktadır. Sağlık emekçilerinin yoksulluk sınırının çok altında düşmüş, açlık sınırının üzerinde olan gelirleri ve özlük hakları ile ilgili düzenleme yapacağı iddiasıyla getirdikleri yasa tasarısı meclise getirilmiş ve anında geri çekilmiştir. 11 Aralık tarihinde bir kez daha meclis komisyonuna getirilen teklif, kabul edilen teklif yarım olduğundan